Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle GTA 6'ya bakacağız. GTA 6'da neler bizimle buluşacak? Yeni sızıntılar, harita konusu, oyuna gelecek yeni özellikler, birçok şeyi konuşacağımız videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Özellikle bir jail sistemi, hapishane sistemi geliyor ki kafayı yedirecek gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Şimdiden like'larınızı bekliyorum. Video sonunda yorumlarınızı da bekliyorum. Sevgili dostlar, abone olmayanlar da abone olsun. Evet arkadaşlar, ilk olarak GTA'nın çıkış tarihi ertelendi. 2025 Fall, yani sonbahara ertelendi. Sonbaharda bizlerle buluşacak. Tabii daha öncesinde birçok sızıntı, yine ben size bunlarla ilgili bir video, ufak bir reels yapmıştım. Bu sızıntıların doğru olduğu ortaya çıktı. Bonnie Clyde tarzında bir hikayeyi oynayacağımız bu sene GTA'da çok büyük bir haritada bizlerle buluşuyor olacak. Haritayla ilgili en önemli ipuçlarından birisi de arkadaşlar, şu anda ekranda gördüğünüz üzere bu şekilde Vice City'yi birleştiren, Orlando, bu Grass Rivers falan, Port Gallon, buraları birleştiren bir harita ortaya çıktı. Yani büyük ihtimalle tahmin ediliyor ki bu genelde bu tahminler de doğru çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Dolayısıyla GTA 6'nın inanılmaz büyük bir haritası olacağı, zaten Vice City'yi de içereceği, bunların hepsi bilinenler arasında. Tabii ki en büyük yenilik şehrin doluluğu, NPC'lerin yoğunluğu, NPC modellerinin fazlalığı konusunda. Gece kulüpleri, sokaklarda yaşayan hayat, mekanlar, beachler derken inanılmaz bir ortam, inanılmaz bir atmosfer GTA 6'da oyuncularla buluşuyor olacak arkadaşlar. İlk olarak sızıntılardan bahsedecek olursak, şu anda ekranda gördüğünüz görseller sızıntı olduğu iddia edilen görseller. Hatta bir de böyle bir video da var. Şehri böyle gösteren, gameplay'den uzaktan çekilmiş tabii bir görsel. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Kaynak şu anda herhalde bu arkadaşların bu noktadan geliyor diye tahmin ediyorum, ama bunların gerçek olma ihtimali de söz konusu. Çünkü biliyorsunuz ki Rockstar içerisinde birçok problem de aslında bu aralarda dönüyor. Neden? Çünkü hem insanlara evden çalışacaksınız dediler, hem geri çağırdılar ofise. İnsanlar gitmek istemedi falan. Falan filan. Önceki bu, tabii video yayınlanmadan önceki çıkan bu sızıntılar ortalığı bayağı karıştırdı. Dolayısıyla Rockstar bu noktada birazcık sızıntı konusunda özellikle sıkıntı yaşıyor diyebilirim arkadaşlar. Bu tabii sızan görselleri de size yavaş yavaş ekranda gösteriyorum bir yandan. Daha fazla sızıntının da geleceğinde düşünüyorum işin gerçeği. Çünkü oyun hakkında zaten hype çok fazla. İnsanlar zaten bekliyor. Yeni böyle sızıntı tarzı şeyler geldikçe de sizle de paylaşıyor olacağım. Evet, bir diğer özellik arkadaşlar, oynadığımız karakterlerin çok ciddi şekilde saçlarının, sakallarının falan uzaması olacak. Tabii bunu iyice detaylandırıp böyle hanımefendiyi götürüp ağda yaptıracağız mı falan bilmiyorum, ama o kadar da gerçekçi olur mu sanmıyorum, ama saç animasyonları olsun, sakal uzamaları, saç uzamaları falan oyunda etkili olacağını şimdiden söylemeliyim. Şimdi GTA 6'nın bana sorarsanız şu ana kadar konuşulan en büyük özelliklerin arasında gelen özellikten bahsedeceğim arkadaşlar. Hapishane sistemi. Yani çok gerçekçi bir oyun olacağından konuşuluyor ve oyunun da zaten trailerının başında gördüğünüz üzere hapishane de başlıyor. Ve hapishanedeki belli detaylarda zaten belli bir vakit geçireceğimiz bir ortam olduğunda aslında bir yandan gözler önüne seriyor. Yabancı forumlarda, Reddit'te falan konuşulan bir muhabbet, GTA'nın içerisine gerçekçi bir hapishane simülasyonu getirileceği. Yani sizin bu wanted, aranıyor muhabbetiniz, bir suç işlediğinizde, yakalandığınızda gerçek zamanlı hapse atılma durumu söz konusu olacak arkadaşlar. Siz hapse atıldığınızda hapisteki çetelerle aranızdaki ilişkiler, işte oradaki diğer mahkumlarla aranızdaki respektler, yani belli görevler yapacaksınız. Mesela respect kazanacaksınız. Veya işte hapishanenin suyuna gideceksiniz. Müdürün suyuna gideceksiniz. Ahçılık yapacaksınız. Çevre temizliği yapacaksınız. Gibi gibi işler. Veya hatta illegal işlere döneceksiniz. İşte ne bileyim, oradan kendinize bir bıçak craftlayabileceksiniz veya bir bıçak bulabileceksiniz. Tabii bir yandan da işte hapishanede aramalar olacak. Hapishaneden kaçmaya çalışacağınız bir ana görev olacak. Bunun tabii ki sonuçları aynı şekilde oyuna yansıyor olacak. Yakalanırsanız ne olacak? Kaçarsanız ne olacak gibi. Birçok durum söz konusu arkadaşlar, ama bu hapishane muhabbetinin GTA'ya çok ciddi şekilde ekleneceği ve bunun da gerçek süreyle, mesela belli yakalandığınız suçlardan dolayı belki 30 günlük bir oynanış süresinde hapishanede geçirmeniz gerekecek veya bir hafta hapishanede geçirmeniz gerekecek. Bu süreçte de hapishaneyi tamamen deneyim edeceksiniz. Yani dinlenme zamanı, avluya çıkma zamanı, antrenman yapma zamanı, çalışma zamanı gibi hapishanenin içerisinde nasıl şu anda Amerikan hapishanelerinde yaşananlar varsa aynısını GTA 6'ya ekleyecekler arkadaşlar. Oyuncuların bu yönde de beklentileri çok fazla.
Açıkçası ben de düşünüyorum böyle bir şeyin geleceğini. Çünkü zaten GTA 6 ile gerçek hayat simülasyonunu oldukça yaklaştıracaklarını daha önce de Rockstar'ın da yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Bu yeniliklerin arasında da hapishanenin olması şu anda oyuncuların en çok beklediği şeylerden biri ki bence inanılmaz olur. Yani düşünsenize şimdi online'ına giriyorsunuz GTA'nın, hapishanedesiniz, arkadaşınızla beraber hapishaneden kaçmaya çalışıyorsunuz. Veya tam tersi suçunuzu indirtmeye çalışıyorsunuz. Onun için değişik görevleri, değişik işleri üstleniyorsunuz gibi. Aslında yani buradan şunu da söyleyebiliriz ki Rockstar'ın 5M'den de oyuncuların gösterdiği tepkilerden alıp oyunun içine koyacakları öğelerde olacağını az çok söylemeliyim arkadaşlar. GTA 6'nın zaten online ile ilgili herhalde şu anda hiçbir şey yok ama çok ciddi bir şekilde online'ın da inanılmaz bir oyun dünyasında deprem etkisi yapacağını, oyuncuları şok edeceğini ve Rockstar GTA markasıyla beraber dünyaya artık damgasını vurdu ve bu konuda bir tekel oldu. Ne kadar alternatif oyunlar yapsalar da istedikleri tarzda ya Rockstar'ın emin olun kapısından içeriye bile yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla GTA 6'da beklenilen sistemlerden biri bu. Bir diğeri trafik sistemi arkadaşlar. Trafiğin çok gerçekçi olacağı yönünde. Zaten grafikleri artık konuşmuyorum yani bildiğiniz gerçek hayata yakın grafikler bizlerle buluşacak. Sosyal medya çok öne çıkacak arkadaşlar. Sosyal medyada birçok şey yapabileceksiniz. Belki de sosyal medyada bir ünlü olabileceksiniz. Sosyal medyadaki takipçi sayınızın belli bir önemi olabilecek oyunda. Bu sizin oyundaki ana hikayedeki oynanıştaki belki de kaderinizi etkileyecek veya değiştirecek farklı yollara girmenizi sağlayacak. Bunların hepsini göreceğiz. Ama dediğim gibi Bonnie and Clyde tadında bir lezzetinde bir hikayeyle beraber ki zaten Rockstar bu konuları çok iyi beceriyor. Bizi içine alacak manyak bir hikayeye çok az kaldı. 2025'in sonbaharında PlayStation ve Xbox için çıkacak. PC'ye de bir sene sonra çıkması bekleniyor ama bence daha yakın olur diye düşünüyorum. Çünkü artık PC Master Race, ekran kartlarının kalitesi, tasarımlar falan aldı başını yürüdü gitti. Dolayısıyla PC'ye de çok bekletmeden çıkaracağını tahmin ediyorum Rockstar'ın. Özellikle de online oyuncular hani PC'yi bayağı roleplay anlamında tercih ettikleri için Rockstar buradan da geride kalmak istemeyecektir. Bir diğer size vermem gereken bilgi de arkadaşlar yaş sınırlamasıyla ilgili. Büyük ihtimalle GTA'da artık çoluk çocuk çok fazla olmayacak. Genç arkadaşlarımıza da buradan üzücü haberi de vermiş olayım. Çünkü ortalama dünyada 17 yaş sınırı gibi bir şeyle çıkacak ve yeni yaş sınırlamalarında da yüz tanıma sistemi devreye girecek diye söyleniyor. Yani siz oyuna girmek için belki de bir yüz tanıma sisteminden kameraya bir bakış atmanız gerekecek. O nasıl olacak? Belki ben genç gösteriyorum falan. Daha bu konu tabii çok havada, çok ayukta olamam bir konu değil ama yaş sınırı 17 olarak belirlendi arkadaşlar. Onu kesinlikle söyleyeyim. Yani 17 yaş ve üzeri boyuna sahip olabilecek. Aslında online anlamında biraz daha iyi mi olur? Bence iyi olabilir. Ama küçük kardeşlerimiz tabii bu çok fazla şiddet, çok fazla cinsellik falan filan içereceği için oyunu oynamakta sıkıntı çekebilecekler gibi görünüyor. Bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Yeni bilgiler geldikçe zaten ben de sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizler de en çok beğendiğiniz, en çok beklediğiniz veya GTA 6'da olmasını görmek istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtirseniz orada da tartışırız. Sizleri seviyorum. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye, skeçler.